Yunanistan ve arkasındaki güçlerin 2017 başından beri Türkiye'ye yönelik her alanda tahrik, taciz ve saldırılarını göremeyen ya da görmek istemeyenler mevcut durumun sanki iç siyaset malzemesi olarak Türkiye'nin oluşturduğunu iddia ediyor. Bu durum gerçekten ciddi bir körlüktür, değilse Yunan seviciliğidir. Hatay'da İskenderun Limakport'ta yük boşaltmak üzere iskeleye yanaştığı esnada su alan Togo bayraklı 3120 gros tonluk kargo gemisi Sea Eagle devrildi. Personeli kısa sürede boşaltılan gemideki konteynerların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Kısa süre içerisinde geminin içindeki personel tahliye edildi. Gemi bir süre sonra yan yatarak battı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sea Eagle isimli gemiden denize kaza anında yakıt sızdığı belirtilmişti. Geminin etrafında sızıntıya karşı bariyerlerle çevrelendiği belirlendi. Yapılan açıklamada denize sızan yakıt kaza anında çekilen bariyerlerle kontrol altına alınarak mekanik ve fiziksel temizleme yapılmakta olup dalgıçlar marifetiyle 63,5 ton dizel oil taşıyan yakıt tankları kapatılmış, yakıt ve yakıt sızıntısı durdurulmuştur. Oluşan kirliliğe bariyer ile sosis ve emici pedlerle müdahale devam ederken, geminin sigorta şirketinin tayin ettiği teknik ekip yakıt tanklarının boşaltılması çalışmalarına başlamıştır denildi. Gemiden denize düşen konteynerları çıkarma çalışmaları ise devam etmektedir. NATO tatbikatından dönen Norveç donanmasına ait Helge Ingstad isimli fırkateyn 2018'de bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Kazada 8 kişi yaralanmıştı. Karaya oturan gemi yaklaşık 4 ay boyunca su altında kalmıştı. NATO tatbikatından dönen Norveç donanmasına ait Helge Ingstad isimli fırkateyn 2018'de bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Kazada 8 kişi yaralanmıştı. Karaya oturan gemi yaklaşık 4 ay boyunca su altında kalmıştı. Onarım maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle envanterden çıkarılarak yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki fırkateynin kaza görüntüleri ortaya çıktı. Amerikan CBS kanalına bir röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, "Yani ABD ordusu Tayvan'ı mı savunacak?" diye sorulmasının üzerine evet yanıtını verdi. ABD, Tayvan'a 1.1 milyar dolar değerinde silah ve füze savunma sistemi satma kararını açıklamıştı. Biden'dan Çin'e uyarı niteliği taşıyan sözler ile ABD ordusunun Tayvan'ı koruyacağı mesajı verildi. FETÖ'den yeni taktik. Mahremler eğitim koçu oldu. Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ, hukuk fakülteleri, askeri okullar ve polis okullarına yöneldi. Eğitim koçluğu ve eğitim danışmanlığı için örgüte bağlı birim kurdular. FETÖ'nün bu birimde görevlendirdiği öğretmenleri, öğrencileri FETÖ'ye kazandırmakla görevlendirildiği tespit edildi. Örgütün eğitim birimindeki ihraç edilen öğretmenleri, orta öğretimde eğitim gören ve askeri okullara hazırlanan öğrencilerin kullanılması için ücret karşılığı soru hazırlamaları için görevlendirildiği tespit edildi. Örgüt, şehir dışında üniversite kazanan öğrencileri örgüte kazandırmak için yeni çalışmaları da deşifre edildi. FETÖ'nün bu birimleri ortaya çıkarılmışken eğitim koçluğu, eğitim danışmanlığı yapan kurum, kuruluş ve kişiler ciddi incelemelere tabi tutulmalıdır. Özellikle 2009-2011 yılları arasında düzenlenen KPSS sınavıyla öğretmen olup eğitim koçluğu fenomeni olanlar varsa özellikle onlara dikkat edilmelidir. Cihat Yaycı, Yunanistan ve arkasındaki güçlerin 2017 başından beri Türkiye'ye yönelik her alanda tahrik, taciz ve saldırıları göremeyen ya da görmek istemeyenler mevcut durumun sanki iç siyaset malzemesi olarak Türkiye'nin oluşturduğunu iddia ediyor. Bu durum ciddi körlüktür. İşte size bu gerilimin bizzat Yunanistan tarafından başlatıldığına dair Yunan yetkililerin 2017'den itibaren yaptığı açıklamalar örneklerle aşağıda sunulmuştur. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias, 27 Aralık 2017 tarihinde Yunanistan'ın karasuları yavaş yavaş 6 milden 12 mile çıkarılacağını, karasuların 12 mile çıkarmaya İyon Denizi'nden başlayacaklarını söylemiştir. 1 Temmuz 2018'de Yunan Savunma Bakanı Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın sadece MEP değil karasularını 12 mile çıkarmaya hazır olduğunu, böylece Yunanistan'ın denizaltı zenginliklerinden pay alacağı yeni bir dönemin başlayacağını ifade etmiştir. Yunan Savunma Bakanı aynı konuşma içerisinde Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin krize rağmen yatırım yapmaya ve silahlarını modernize etmeye devam ettiğini, Yunanistan'ın Arnavutluk, Mısır, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi konusunda ilerlemeye hazır olduğunu ifade etmiştir.
20 Ekim 2018 tarihinde ise Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Kotsias kendi istifa töreninde dahi şu açıklamalarda bulundu. Münhasır ekonomik bölge hususunda ciddi adımlar attık. Ülkemizin egemenliğinin 70 yıldan beri 12 adayı aldıktan sonra ilk kez genişletme siyasetine başlamasına ilişkindir. Yunan eski Dışişleri Bakanı Kotsias, Yunanistan'ın genişleme stratejisini 1. Körfez'in kapatılması, 2. Körfezlerle birlikte her yerde esas hattının oluşturulması, 3. aşamada da karasularının bunların temelinde 6 milden 12 mile genişletilmesidir şeklinde açıklamada bulunmuştur. 20 Ekim 2018'de Yunanistan eski başbakanı Tsipras, Kotsias'ın devir teslim töreninde ülke genişliyor ve karasularının kademeli bir şekilde genişletilmesi beraber tasarladığımız bir projedir ve uygulamakta olduğumuz ve bundan sonra da uygulayacağımız stratejilerin bir parçasıdır dedi. Gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmiş adaların tamamı an itibariyle askerileştirilmiştir. Egemenlik devir şartı ortadan kalkmış durumdadır. Cihat Yaycı'nın yıllardır dikkat çektiği gayri askeri statüdeki adalar hususunda milli hak ve menfaatlerimizi koruyacak gerekli adımlar atılmalıdır. Çin'in Deniz İpek Yolu girişimi kapsamında jeopolitik faaliyetleri devam ediyor. Çin, mal sevkiyatını hızlandırmak amacıyla Yunanistan ile Orta Avrupa'yı Balkanlar üzerinden birbirine bağlamak için Adalar Denizi'nden Tuna Nehri'ne uzanan bir kanal ticaret yolu inşa etmeyi planlıyor. Çin, toplam maliyeti 17 milyar dolara ulaşması beklenen Tuna projesini Yunanistan, Sırbistan, Makedonya ve Orta Avrupa ülkeleriyle anlaşarak gerçekleştirdiğini iddia etmekte. Kanal projesinin gerçekleştirilmesi Doğu Akdeniz üzerinden doğrudan Avrupa'nın merkezine, oradan Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'e giden bir ulaşım koridoru oluşturacak. Bu koridor ile Cebeli Tarık, Türk Boğazları bypass edilecektir. Bu proje Yunanistan'ın jeopolitik gücünün artmasına ve denizcilik merkezi olmasına neden olacaktır. Türkiye ile Yunanistan arasında var olan Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki mücadele artacaktır. Karabağ Savaşı'nda politik ve diplomatik olarak Ermenistan'ı destekleyen İran, medyasında Azerbaycan'ı hedef gösteriyor. Fars haber ajansı saldırgan bir üslupla İsrail'den en çok silah satın alanların başında Azerbaycan geliyor başlığıyla haber yayınladı. Azerbaycan'ın İsrail'den satın aldığı silah sistemlerinin Karabağ'da Ermeni işgalcilere karşı kullanıldığının altı çizilen haberde Azerbaycan'ın Türk ve İsrailli şirketlerle yaptığı işbirliği ve savunma ticaretleri de vurgulanmıştır. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerindeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, halen Ankara'da görev yapan Irit Lilian, İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği görevine atandığı ifadelerine yer verildi.